Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da tümü yazan yeri aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar bugün bir istenen tığ oyası, bakın bu şekilde tığ oyamız var. Şu uç kısmındaki çiçek kısmını istedi. Yaprak kısmı ve ikisi beraber çok ağır olduğu için bana biraz hafifini tasarlar mısın dedi. Sadece çiçek kısmını yapmak istiyormuş arkadaşımız. Onun için ben de bu şekilde sadece çiçek kısmını tasarladım. Şöyle göstereyim, bakın tasarlamış olduğum modelim de bu şekilde. Sadece ilmek kısmını bu şekilde cam sil hortumu ile ilmekleri hazırladım. Üzerine de bu şekilde çiçeklerini yaptım arkadaşlar. Hem hafif oldu hem zarif oldu. Bakın şöyle bir de ters tarafından göstereyim. Tülbentimin gösterdiğim o çiçeklerin içinden rengarenk yapacağız. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi anlatım kısmına geçelim modelimizin. Şöyle tekrar yakın plan. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz ilk önce. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle ara mesafesi olarak 7 tane bırakacağım. Bakın bir tanesi buraya tutturma işlemine gidiyor. Şimdi 4 tane var. 2 tane daha yapıp bunu 7'ye tamamlayalım. Evet, şöyle tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 2 tane zincirimi çekip bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanımın arasına kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki boş tığ battıya sabitliyorum. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Yandaki boş tığ battıya şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan, 4 zincir. Buraya trabzanın arasını kapatıp tomurcuğumu yaptım. 2 zincirimi çektim. Boşluğa kapattım. Şimdi ara suyu işlemi bu kadar arkadaşlar. Şöyle 7 tanesini hazırladık. Benimki dediğim, her zaman dediğim gibi örnek amaçlı. Şimdi yuva için aynı şekilde kirpiksiz trabzanlar yapacağız. Yine 2 zincirimi çekiyorum ve 3 seferde bir trabzan. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Yandaki boş tığ battıya bu şekilde kirpiksiz bir trabzan hazırladım. Şöyle 2 zincir, bir defa tığımı doladım. 1, 2 ve 2 alarak, bakın şimdi 9 tane zincir çekerek yuvamızı hazırlayalım. 6, 7, 8 ve 9. Ters tarafından bu yapmış olduğum trabzanımın tepe noktasından giriyorum. 9 zincirimi kapatıp şöyle bir zincirle de düz tarafına dönüşümü yaptım. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Muhakkak bir sık iğne olsun arkadaşlar dönüşünüzde. İlmekler o şekilde daha güzel duruyor. İpimi uzattım. Yine bu cam sil hortumumu alıp, bu sert olduğu için güzel kalıplıyor arkadaşlar, edinmenizi tavsiye ederim. Yoksa pipet de olur. Hatta çay karıştırıcısı tahta, o da olur. Aynı ebatta. Tığımızın kapak kısmı var. O da aynı ebatta büyüklükte. Buraya toplamda 12 taneye bu şekilde yuvanın içinde 2 zincir çekerek ilmekler hazırlıyorum. 3 oldu. 4. Şöyle alması için sağa doğru sağa doğru yaparsak daha güzel sığdırırız. 4 oldu. 5, 6, 7, 8,
9. On. Sanırsam on. İki. Dört, altı, sekiz, on. Bir. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir. İki zincir, on iki. Bu şekilde bakın, 12 tane ilmeği topladım. Şimdi arkadaşlar, buraya bir tane de, çünkü bir tanesi, iki tanesi bir tane gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden buraya son kısmına iki tane sık iğne olarak girin. Hatta şu şekilde bakın, şöyle tığın başını dolayıp sık iğne yaparsanız daha da güzel duruyor. Ayrık gibi durmuyor. Şöyle dibinde iki tane muhakkak çekin. Baştaki bir sık iğne kalınlığında ancak muadilde oluyor. Yokmuş gibi oluyor tek sık iğne. Şimdi yine iki zincirimi çekiyorum. Hemen boş olan tığbatta yapıp yarım kalıp zincir çekmeye başladığımız yeri tamamlıyoruz. Bakın. Hemen bir, iki zincir bir defa doladım. Bunu bekletmeye gerek yok arkadaşlar. Kayboluyor diye ucundan kesmedim. Şöyle zaten bunlar şimdi ikişer ikişer alıp yuvalar hazırlayacağız. Dibinde iki zincir çektiğimiz için bakın kalıp gibi hiç bozulmadan durur bunlar. Evet, iki zincirimizi çekip yine ara suyundan 7 tane yapacağız. Bakın bu böyle 1 2 2. 2 zincirin üzerine 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Şimdi 4 zincirimi çekip trabzanıma kapatıyorum. Yine 2 tane zincir. Hemen yandakine giriyorum. Kapattım. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle yandaki boş olan tığbattaya 1 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Buraya kapattım. Şöyle 2 zincir yandaki tığbattaya girdim. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Şöyle 1 2 ve 2. 4 zincir. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Yuvaya girdim, kapattım. İki zincir, bir defa doladım. Bir, iki ve iki. Dört zincir. İki zincir, yuvaya girdim, kapattım. Şimdi bakın, bu şekilde 7 tane yapacağız. 7 taneden sonra tekrar bu yuvaları yapıp ilmekleri yapacağız. Çimenimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet. Çimeni hazırladık bu şekilde. Bu 4 zincirli tomurcuğun içine hemen yanındaki ara suyunun içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve bakın hiç zincir çekmeden şöyle 2 tane telini alıyorum. Burası çiçeğimiz için yuva edinecek. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yanın hemen içine 1, 2 ve 2. Bu şekilde 3 seferde yaptığım bir trabzan. 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri bu 2 trabzanın arasına şöyle tomurcuk olarak kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. İniş zincirim 2. Çıkarken 3 zincir, inerken 2 zincir çekiyorum. İkisi şöyle o zaman aynı seviyeye geliyor arkadaşlar. Bu tomurcuk içine girdiği için orada bir zincir seviyesi görüyor. Bu şekil dikkat edin güzel duruyor. Şöyle ara mesafesi olarak geçiş köprüsü olarak 3 zincirimi çekip yine 2 tane ilmekten alıyorum. Bu şekilde bakın şöyle de göstereyim size. 2 zincirle 3 zincirin aynı seviyede oluşu. Şimdi yine 3 zincirle başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu yeşil ilmeklerin arasına 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 4 zincir. 2 trabzanın arasına girip 4 zincirimi tomurcuk olarak kapatıyorum. Şöyle 2 zincir çekip hemen ilmeğin arasına kapattım. Geçiş köprüsü olarak
3 tane çekiyorum. Şöyle 2 tane yine ilmeği tutturdum. Bu şekilde aralarına beyaz renkten aynı işlem yuva yapacağız. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Hemen kapattım 4 zincirimi. 2 tane zincir çekerek aynı yuvaya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 2 tel. Hem yamuk olmamasına dikkat edip hem de arkadaşlar bir sonrakini almamaya çalışın. Şöyle dal olarak, ilmekleri dal olarak kullanıyorum. Evet, 3 zincir, bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. 2 tane zincir. Aynı işlem. Hepsini beraber sizle yapacağım arkadaşlar. Videoyu kesmeden şöyle 2 saniyede yaparız. 3 zincirimi çektim. 1 2 2. Şöyle 3 zincirin uzunluğunda 3 seferde aldığım trabzanım. 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Hemen yanına 2 zincirle. 3 zincir geçiş köprü, bak son 2 kaldı, onu da bu şekilde şöyle 2 teli birden alıp sabitliyorum. 3 zincir, 1 2 ve 2. Bu şekilde bakın 3 zincirimin boyunda bir trabzan. Hemen 4 zinciri 2 trabzanın arasına kapatıp tomurcuk oluşturdum. 2 zincirimi çekip aynı iş yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve bakın bitirdik. Son olarak da aynı ilk başlamada yaptığımız gibi bu 4 zincirli tomurcuğun arasına girip bakın bu şekilde kapatıyorum. Koparmadan önce de dibine bir tane zincir çekip şöyle sökülmemesini sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sıra bu şekil durabiliyor. Beyazlarını gidince çok güzel şöyle düzgün kalıp gibi bir şekil alıyor. Evet, şimdi de beyaz kısmını yapalım arkadaşlar. Şöyle bakın, dediğim gibi olması gereken duruşu bu şekilde oluyor. Yani bol filan demeyin. Şimdi bunu beyaz kısmıyla toplayacağız. Çok güzel duracak. Sık iğne ile bu 3 zincirle arada çektiğim, köprü olarak çektiğim kısma kapatıyorum. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldım. 4 zincirimi yine bu trabzanımın arasına kapatıyorum. Ve 2 tane zincirle aşağı inip işlemimi tamamlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle arka tarafından giriyorum. Sabitliyorum. Şekilde 1 2 3 zincir, bir defa doladım. Şöyle 1 2 ve 2, 3 seferde 4 zincirimi çektim, kapatıyorum bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum, yuvanın içine girip sabitliyorum. 3 tane zincir. Bakın bu şekilde. Aralarında böyle bir tane yeşil, petrol yeşili arkadaşlar, içinde olduğu için kullandım. Bir tane beyaz. Şöyle çok güzel duruyor. Hem de toplandı, bakın gördünüz mü? Bu bolluk kısmı, yandaki bolluk kısmı bakın sağ tarafta olduğu gibi toplandı. Aynı şekilde şöyle arka tarafından 3 zincirimle geçiş yapıyorum. Şöyle arka tarafında göstereyim. Daha net görün arkadaşlar. Şöyle 3 zincir, bir defa doladım. Şöyle 1 2 2. 3 zincirin boyutunda bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zinciri kapatıyorum.
Şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu bir zincir gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden üzerine iki tane daha çekiyorum. Üç zincirmiş gibi oluyor. Aynı boyutta oluyor. Yoksa potluk yapıyor. Üç zincir çekerek indiğim takdirde. Bakın bu tam duruyor. Bu şekilde göstereyim. Daha önceki tane. Evet. Şimdi üç zincir çekiyorum. Her detayını göstererek anlatmaya çalışıyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuz veyahut da işinize memnun kalıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Şöyle anlaşıldığına göre hızlanalım. Aynı işlem. Bir, iki, üç zincir. Arka tarafından bu üç zincire geçiş yapıyorum. Evet. Üç zincirimi çektim. Sonuncu bir. 3 seferde. Tekrar 2 zincirimle aşağıya inip bakın işlemimi bitirdim arkadaşlar. Hemen şöyle biraz arkaya çekmek için ipimi uzun keseyim. Fazla uzun oldu. Evet, bunu arkaya çekip şöyle şuradan arkaya çekip yakayım. Evet arkadaşlar şöyle bakın şu yanık kısmını dediğim gibi şuradaki ilmekten şöyle böyle boş bırakınca şurada yanık izi siyah bir nokta oluyor. O yüzden şöyle arkadaki bir tanesinden ilmeğin içinden geçirdim. O şekilde yaktım oraya. Bakın daha temiz duruyor. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olacak. Ara suyunda bu şekilde kolay olsun dedi istedi arkadaş. Ara suyunda bu şekilde yapıp ara suyuyla aynı zemin üzerine de ilmekleri bu şekilde kurdum. Çok da hoş oldu arkadaşlar. Bu da size ilk önce gösterdiğim kiremit rengim. Türbentin içindeki renklerden uygulamaya çalıştım. İnşallah güzel olmuştur. Arkadaşımızın sayesinde hepimizin de işine yarayan bir model olmuştur. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Sallantılı haline bakalım. Zarif çıtı pıtı. Böyle tek renk tülbente de gidebilir arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir şekilde tutayım. Evet, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.